Edebiyata giriş videomuzla sizlerle yeniden edebiyat yolculuğuna başlıyoruz. 9. sınıfta edebiyatı sevmiştik. Bazılarımız tam istediğimiz notları alamasa da 10. sınıfta sizlere çok güzel bir müjdem var. Edebiyat çok kolay onun sınıfta. Gerçekten lokum gibi çok kolay konular göreceğiz. Hatta e, bununla alakalı sizlere zaten her zamanki video desteğimizi, kitap desteğimizi yapmaya devam edeceğiz. Şimdi arkanıza yaslanın. Bu kolay, bu lokum, bu kebap gibi konuyu gelin birlikte öğrenelim. Şimdi edebiyat tarihiyle ilişkisi var, dinle ilişkisi var. Bunu öğreneceğiz. Sonrasında Türkçenin tarihi gelişimi ve Türk edebiyatının tarihi dönemlerine bakacağız. Bugünkü ilk videomuzda 10. sınıfın edebiyat dersinde. Şimdi edebiyat ve tarih ilişkisi edebiyatın da tarihinde konusu insan. Yani tarih tabii ki de insanlar için yazılmış bir şey. Edebiyat da insanlar için yazılmış bir şey. Ve bunlar ikisi bir bütün. Şöyle düşünün. İslamiyet öncesi Türk tarihini hatırlayalım. Hunlar vardı, Göktürkler vardı, Uygurlar vardı. Bunlar Gök Tanrı dinine Ve bunlar da kesinlikle kesinlikle şey yoktu nedir onun adı? İslamiyet bilgisi yoktu. Daha İslamiyet'e tanışmamışlardı. Ama bu dönemde, bu dönemdeki konar göçer yaşam, bu dönemdeki yazının tam olarak geçmemesi edebiyata yansımıştı. Mesela Göktürk kitabeleri taşın üstüne yazılmış. Yani sözlü gelenek hakim. Daha çok böyle savlar, koşuklar bunlar hep sözlü gelenekteydi. Uygurlar biraz uygar oldukları için, yanlış hayatta geçtikleri için, tarihten hatırlayın. Onlar böyle mani diniyle alakalı bilgileri kağıdın üzerine yazmışlardı. tamam. Ama Göktürkler ve Hunlar daha çok konar göçer yaşıyorlardı ve bu yüzden de ister istemez yazılı eser bırakamadılar. Tek yazılı eserleri Göktürklerin taşın üstüne yazılmış Orhun kitabıları. Şimdi sonradan biz 751 Talas Savaşı ile İslamiyet'e tanıştık. Ne oldu? Talas Savaşı'nda Abbasilerle Çinler mücadele ediyorlardı. Abbasiler biz Türklerden yardım istedi ve biz Türkler de Karluk boyu Abbasiler yardım etti ve Çinleri yamulttu. Böylece Türklerle Müslümanlar arasında bir yakınlaşma, bir diyalog başladı ve biz yavaş yavaş İslamiyet'e geçmeye başladık kitler halinde. İlk Müslüman devletlerden bir tanesi de Karahanlı Devleti'ydi. Karahanlı Devleti Müslüman olduktan sonra İslamiyet'i halka tanıtmak için didaktik eserler vermeye başladı. Kutat Kubilik. Yusuf Asacip tarafından yazılan, Divan-ı lügat -ı Türk Arapları Türkçe öğretmek için Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan, Atabetül Akayık Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılan, Divan-ı Hikmet Ahmet Yesevi tarafından yazılan eserlerin hepsi Hakan-ı Hakaniye ile Karahanlılar döneminde didaktik anlamda Türklerin İslamiyet'le tanışmasını, Arapların da Türkçe öğrenmesini sağlamak amacıyla yazılan eserlerdir. Selçuklu döneminde, Osmanlı döneminde ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi döneminde edebiyatımız tarihle iç içeydi. Yani şöyle düşünün. Kurtuluş Savaşı'nın olduğu sırada sanatçılar nasıl olup da böyle aşktan bahsedebilir? Bahsedeceklerse yine o aşk Kurtuluş Savaşı'nın bağlantısıyla alakalı olmalı. Yine milliyetçilik, yine savaş, yine bağımsızlık duyguları içerisinde olmalı. Bunu da bilmeliyiz. Ya da Osmanlı'nın o Şaşalı döneminde yazılan divan şiirlerini de hatırlamamız gerekiyor. Şimdi dolayısıyla tarih ve edebiyat iç içe. Edebiyat ve din ilişkisine baktığımızda Din her dönemde insanı ve edebiyatı etkiliyor. O zaman buraya yazalım. Din her dönemde insanı ve edebiyatı etkiliyor. Sonuçta insanın ihtiyaçları var. Mesela biz doğduğumuzda ilk ihtiyacımız neydi? Annesiydi. Hemen ıngığa diye ağladık ve bize süt verildi. Sonra biraz daha büyüdük, yürümek istedik. Biraz daha büyüdük, çikolata istedik. Biraz daha büyüdük, başarı istedik. Biraz daha büyüyünce insan, aklı büyümeye başlayınca, beni kim yarattı diyor ve Allah'ı buluyor, inanca ulaşıyor. Dolayısıyla her dönemde insanlar dinle iç içe. Ve insan dinle iç içe olduğu gibi dinini yaşarken bazen edebi eserlerde verebiliyor. Mesela Yunus Emre normalde Allah sevgisiyle yanan bir insan. Fakat ilahiler yazıyor. Edebiyat değeri de var. Uygur alfabesine geçiş e, din değişiminin sonucudur. Mesela bizler e, Hunlar ve Göktürkler döneminde Gök Tanrı inancına sahipken Uygurlar döneminde Mani dinini benimsiyoruz ve Maniheizm birlikte ister istemez yaşantımız da değişiyor. Aynı zamanda şaman inancından, şaman inancından Brahman inancına geçen Türkler, Brahman inancına geçen Türkler Odin'i daha iyi anlamak için de ister istemez Uygur alfabesine geçiyoruz. Ha biz Arap alfabesine geçmemişiz. Daha doğrusu biz de geçiyoruz Arap alfabesine. Biz ee, biliyorsunuz İslamiyet kabul ettikten sonra Karahanlılar döneminden sonra Arapça eserler yazıyoruz. Arapça Türkçesi kullanabiliyoruz. Şey, Arap alfabesi kullanabiliyoruz. Ama çok şükür ki Araplaşmıyoruz. Türkler İslamiyet kabul ettiklerinde de eserlere besmele ile başladıklarını görebiliriz. Bu da yine edebiyat ve dinin net bir ilişkisidir. Sonuçta insanın Din insan için öyle değil mi? Yani hayvanların inanma ihtiyacı var mı? Mesela bir atın camiye gittiğini ya da kiliseye gittiğini ya da sinagoga gittiğini görmediniz değil mi? E, din insan için. Edebiyat da insan için. Ve ikisi bir bütün halinde birleşebiliyor. Edebi eserler dini nitelikler taşıyabiliyorlar. Şimdi geldik buraya. Dini hayata. İslamiyet öncesinde gökten inancı var. Hunlar ve Göktürkler döneminde. maniheizm ve Budizm var. Yine Uygurlar döneminde. Uygurlar döneminde yazılan Kalyanamkara, Kara, Papam Kara işte altın yarık, 800 ikmek gibi eserler hep dini içerikli eserler. İslamiyet sonrası ise işte Karahanlılarla birlikte biz ne yapıyoruz? Artık yavaş yavaş dini eserler, az önce söylediğimiz Kutadgu bilikler, atabetül hakayıklar ki dini tasavvufi eserler bunlar, divan hikmetler hep e, Hakan eleştisiyle yazılan dini içerikler. Sonra tasavvuf edebiyatı geliyor ki tasavvuf edebiyatı zaten İslam dininin Maksimum yansıması yani Allah'a tamamen teslim oluyoruz ve Divan Edebiyatı'nda da yine ilahi aşk konusunu çok fazla alıyoruz. Yani Divan Edebiyatı yazılan şiirler böyle aşk aşk o gerçekte Allah aşkına ulaşmak için. Yani dünyevi sıradan aşktan Allah aşkına ulaşmak için yazılan şeyler Yine mistik şairlerimiz Necip Fazıl'lar, Sezai Karakoç'lar, Nurullah Gençler bizim İslamiyet'ten sonra yazdığımız eserlerin net bir şekilde yansıması. Türk Edebiyatı'nın tarih dönemlerine baktığımızda birincisi dönemleri ayırma ölçülerinde dil anlayışı, dini hayat... Coğrafi değişimi ve kültürel değişimi görüyoruz. Dil anlayışı tabii ki önemli. Yani Gök Türkçe var, Uygurca var. Sonrasında Osmanlıca, Türkçesi, İstanbul Türkçesi farklı farklı diller dönemlere ayrılması etkili. Dini hayat önemli. İslamiyet'ten önceki Türk edebiyatı var. İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatı var. Coğrafi değişim önemli. Orta Asya'dan Anadolu'ya geleceğiz. Ve kültürel değişim önemli. Çünkü insanın coğrafyası, dini ve dili değişince kültürde değişiyor. Tarih dönemlere baktığımızda İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı daha çok sözlü edebiyat olarak yaygın olduğunu görüyoruz. Sözlü edebiyattaki savlar, atasözleri, koşuklar, şiirler, aynı zamanda sagular, ağıtlar önemli. Yazılı edebiyatta ise Orhun kitabelerini görüyoruz. Yazılı eser, Göktürkler'e ait ilk yazılı edebi eser ve aynı zamanda Uygurlar döneminde yazılan dini içerikli eserleri söyleyebiliriz. İslamiyet etkisine gelişen Türk Edebiyatı'na baktığımızda halk edebiyatı dörtlükler halinde yazılan, sade bir dille yazılan somut şiirlerken divan edebiyatı ise daha çok beyitler halinde yazılan yani iki iki yazılan ee, soyut, ilahi aşk konulu, dünyevi gerçeklerden uzak şiirler olduğunu görüyoruz. Batı etkisine gelişen Türk Edebiyatı'na baktığımızda ise ilk başta tanzimat edebiyatıyla toplum için edebiyata girdiğimizi görüyoruz. Sonrasında Servet Fünun, ile birlikte sanat sanat, fecrati ile sanat sanat. Milli edebiyatla milliyetçilik konusu, türkçülük konusu ve Cumhuriyet döneminde de yine Kurtuluş Savaşı ve sonrasındaki dönem anlatılıyor. Türkçenin tarihi gelişine baktığımızda Türkçenin karanlık çağı hiç bilgiye sahip olmadığımız Altayca ilk Türkçe ve ana Türkçe'nin olduğu dönemler. Sonra eski Türkçe'ye geçiyoruz. Eski Türkçe'de ilk başta Göktürkçe var, ...Milattan sonra 552-745 yılları arasında bu Orhun kitabılarının yazıldığı eserler. Sonra 13. yüzyılda Batı Türkçesi var. Yani artık Anadolu'ya geçiyoruz. 13 ve 15. yüzyılda Eski Anadolu Türkçesi, Yunus Emre'lerin kullandığı Türkçeler. Osmanlı Türkçesi var. Yine aynı zamanda Baki'lerin, Nefi'lerin kullandığı Türkçe. Ve 1908'den günümüze Çağdaş Türkçe var. Bunun içerisinde Türkiye Türkçesi, benim şu anda konuştuğum dil. Azeri Türkçesi, Gagavus Türkçesi ve Türkben Türkçesi de yine biz kardeşlerimizin kullandığı güzel Türkçeler. Uygurca ise 7. yüzyılda apayrı bir dil. Uygur alfabesi önemli. Bakın mesela ee, Kutatku Bilik adlı eser Uygur alfabesiyle yazılıyor. Burası önemli. Karahanlı Türkçesi var. Yine Karahanlılar da yine 840-1212 yılları arasında o dört önemli esere Kutatku Bilik, Atabetül Hakaik, Divan Hikmet ve Divan Lügat Türk'ün bulunduğu dönem. Kuzey Doğu Türkçesi'nde Çağatayca var. Kuzey Türkçesi'nde Kıpçakça ve Tatarca var ki bunlar artık biraz anlaşılmamaya başlıyor. Biz, bunlar da bizim kardeşlerimiz ama bazı şeyleri anlayamayabiliyoruz ve çağdaş 20. yüzyıl Türkçesinde Kazakça, Kırgızca, Özbekçe ve Tatar Türkçesini görüyoruz. Kullandığımız alfabeler önemli. Köktürk alfabesi, Uygur alfabesi, Arap alfabesi, Kiril alfabesi ve 1928'den sonra kullandığımız Latin alfabelerinde bize sınavda sorabilirler. Dil anlayışımıza baktığımızda Türkler göçebe hayattayken öz Türkçeyi kullanıyoruz. Niye? Konar göçer bir hayatımız var edebi eserler fazla veremiyoruz ama dilimiz daha başka dillerin etkisine girmemiş. İslam kültürünün etkisini ister istemez Arapça ve Farsça'nın etkisine kalıyoruz. Zaten Farsça çok önemli bir edebiyat dili. Farsça dünyadaki birçok dili etkilemiş. Yani mesela hani biz birader diyoruz ya birader esasında Farsçadır. İngilizlere brother diye geçmiştir. Almanlara broter diye geçmiştir. Peder diyoruz ya mesela baban, peder, valide. O da yine Farsçan geçmiştir. Almanlara Foter, Father veya da İngilizce Father olarak geçmiştir. Yani dünyadaki bütün dilleri etkilemiş adamlar. Niye hep aynı yerde? Batı ile etkileşim sonucu da Fransızca ve İngilizce edebiyatımıza yansımıştır. Bunu da bilmemiz lazım. Şimdi bunlarla alakalı videoyu izlediniz. Şuradan da arkadaşlar size hemen ödev vermek istiyorum. Çok güzel bir ödev. Tak edebiyattan çözeceksiniz ama bakın burayı ben Burada sizlere çok güzel bir şekilde özetledik. Buradaki soruları çözerseniz bu kısımları güzel güzel çözerseniz edebiyat değil, Türk edebiyatın, Türk edebiyatının dönemleri, alfabelerimizi, buraları, buradaki bilgileri net bir şekilde öğrenirseniz aynı zamanda yazım kuralları ile alakalı test geçlere bakarsanız birinci üniteyi bitirmiş olursunuz. Ve bu kitap sizin sınavlarınızda süper notlar almanızı sağlar. Şimdiden yazılarınıza başarılar diliyorum arkadaşlar. Hadi bakalım görüşmek üzere diyoruz. Ödülü sorumuzu yapın. Yorumlara yollayın ki sınavda benzeri çıktığı zaman aa ben bunu ödülü soru olarak görmüşüm dersiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar.